Son dakika haberi 24 saat. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin bu gece yarısı kapanmasının önüne geçen tasarıyı imzalayan Trump, 2200 sayfalık tasarının içeriğini kimsenin okumadığını, kendisinin de içeriğinden mutlu olmadığını söyledi. Tasarının Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini sağlayacak öğelerden başka yerlere gereksiz kaynak aktardığını savunan Trump, ulusal güvenlik gereği bütçe tasarısını imzaladığını, ancak bundan sonra bir daha böyle bir tasarıyı asla imzalamayacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak kendisinin en öncelikli ve yüksek görevinin Amerika Birleşik Devletleri'yi güvende tutmak olduğunu belirten Trump, "Saçma bir durumla karşı karşıyayız ancak ordumuzu fonlamak dışında bir seçeneğimiz yok." Amerika Birleşik Devletleri ordusu dünyadaki tüm ordulardan çok daha üstün olacak diye konuştu. Temsilciler Meclisi'nde dün 167'ye karşı 256 oy ile kabul edilen tasarı, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda bu sabah yapılan oylamada da 32'ye karşı 65 oyla kabul edildikten sonra Başkan Trump'ın imzasına sunuldu. Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'ye aileleriyle birlikte yasadışı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ye gelen 800 bin genç göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan DACA düzenlemesi ile ilgili istediği maddelerin tasarıda yer almamasını eleştiren Trump, ayrıca Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası için yeteri kadar bütçe ayrılmadığını aktarmıştı.